bugün Deniz'den mutfak hikayelerinde size size değil bana yardımcı olacak bir arkadaşım var. Bununla beraber neler yapacağımızla ilgili konuşacağım. Antep mutfağına gideceğiz. Gaziantep mutfağına. Ve onunla ilgili bir kurabiye yapacağız. Antep fıstıklı kurabiye. Çok güzel. Bunu da yaparken teknolojiden yararlanacağız. Nedir biliyor musunuz? Metodumuzu değiştireceğiz yani. Sonra pirinç çorbamız var. Sonra da ayva tatlısı var. Şimdi mutfakta bana yardımcı olacak olan arkadaşımı çağırabilir miyim? Caner'cim gelebilir misin? Geldim. Ey yakışıklı. Nasılsın başladın? Deniz? Hoş İyiyim, bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de, fena değilim. Fena değilsin. İyisin. Gayet evet. İyisin. Şimdi ben bugün sen hani Antep tarafından geldiğin için o dizi... Antep'ten gelmiyorum aslında. Evet, doğru. Ama yine o taraflısın değil mi? Ya, evet, Adanalıyım. Adanalısın. Antep'i evet. İyi bilirim. Evet. Dizide de Antepli ama İtalya'da 13 yıl yaşamış bir şefi canlandırıyorum. Evet. Bu arada bütün diziden önce bir aylık Deniz'le beraber bayağı bir çalıştık. Deniz sağ olsun bana doğrama tekniklerini öğretti. Tabii ben ilk gün elimi 5 yerden kessem. evet, bu kısım çok önemli. Bu arada aynı zamanda da başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Doğramalar çünkü doğrama teknikleri ait. Olunca evet ona ait olacak. Bakalım ne kadar öğrenmiş onu hep beraber göreceğiz. Tamam, görelim bakalım. Şimdi öncelikle şekerimizden bahsetmek istiyorum. Yani 1,5 su bardağı şeker. Şimdi biz burada krem metodu dediğimiz bir şey yapacağız, tamam mı? Hatta sana şöyle bir tane eldiven vereceğim. Olmadı sen kararsın. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Ondan sonra şimdi kenara çekelim. Evet. Ben her seferinde tereyağı kullanıyorum ya. Ama senin için hani sağlıklı beslenelim diye sıvı yağ kullanıyorum. Ve şöyle yine 2 su bardağına yakın sıvı yağ ama yavaş yavaş koyuyoruz. Elinle şöyle hafifçe karıştır, tamam mı? Şu kalanları da atıyorum. Nasıl ama? İnsan çalıştır. Her eve bir Caner lazım. Çok güzel. Bunun metodun adı krem metodu. Gayet iyi yapıyorsun. Şimdi ben arada 2,5 su bardağı unumu katıyorum, tamam mı? Devam ediyorsun. Katmaya, karıştırmaya ve birazcık da irmik. Bunun sırrı ince irmikte. 1,5 su bardağı ama aralıklı katıyoruz. Şimdi birazcık daha sıvı yağ. Bu özellikle pastanelerde olan çok güzel bir hazır kurabiye. Ben de dedim ki o zaman bunun sırlarını her şeyiyle verelim. Evet. Evde de yapılsın. Bu arada 180 dereceye fırınımızı ayarladık, onu da unutmayın, tamam. Ve Antep fıstığından koyuyorum. Çok yararlı, cilde çok iyi geliyor. Geliyor mu? Gerçekten çok iyi geliyor çünkü E vitaminince çok zengin, B vitamini, C vitamini ne ararsan var. Biraz daha un. Evet, biraz daha irmik. Sonra yoğuruyoruz. Sonra yoğuruyorsun, çiğ köfte gibi. Şunu da atayım içine. Unumu koyuyorum, tamamını koydum. Nasıl, sertleşmeye başladı mı? Hı-hı. O zaman yağ koyayım. Evet, şunları kaldırıyorum. Bunlarla işim bitti. İrmiğimi de tamamen atıyorum. Nasıl? Yani, sıkı. Erkek gücü evet. Lazım. O yüzden evet, onu çağırdım. Evet, şuraları da temizliyorum. Sıkmak için geldim yani. Erkek sesi, erkek gücü. Birazcık Antep fıstığı. Bunun sana da aslında şey, benim bir tane Cemile teyzem var. O anlatıyor da. Sen tanıyorsun bilmiyorum. Tanıyorum. Cemile teyzem bir de Rukiye şey var, arkadaşı var. O ikisi konuşuyorlar. Neyse. Nasıl gidiyor? Sıkı. O yüzden onu çağırdım. Şimdi bir tane tepsi alıyorum. Bir ufak ufak seninle küçük küçük halkalar yapacağız. Şimdi şeflerin en iyi masrafsız, düşük maliyette ama süsleyebilecekleri en iyi şey kurabiyelerdir. Öyle evet. Mi? Evet, gerçekten. Çok zor oldu. İşte sıkıyorum. Değil mi? Sıkıyorsun abi. Artık kimi düşünürsen düşün. Acaba sabaha kadar bitmez o zaman. O zaman tehlikeye dikkat. Şimdi sen sıkarken ben de şöyle şekillendiriyorum. Ve gerçekten çok kırılgan. Yağı oldukça iyi. Ve bu arada söyleyeceğim hikayeyi de unutmayın. Cemile teyze. Cemile teyze evet. O anlattı. Bu keşkül var bir tane. Biliyorsun tatlı. Sütlü tatlımız. Çok kalorili bir tatlı. Bu keşkül. Yavaş yavaş koyuyorum ha. Özellikle bunu sütlü tatlıları süslemekte kullanıyorlar. Ve
İşin esprisi keşkül dedikleri şey, Hindistan cevizini oyuyorlar, bir tane kase yapıyorlar. Ve Kanuni zamanında bu kaseyle halkın arasına geçen kadılar... Anlatmıştım bunu bana, biliyorum. Gerçekten. Evet, evet. Evet, işte halkın arasına geçen kadılar şey yapıyor. Halkın hani huzuru yerinde mi, onlar iyi mi diye hani dilenci rolünde oynuyorlar. Herkes o ülke olamıyor ama. Arkasından da buraya topladıkları paraları işte keşkül yaparak, halkı tekrar besleyerek harcıyorlar. Sen de başla. Hı hı. O yüzden keşkülün adı hani koyunduğu kaptan dolayı alınıyormuş. Keşkül kabı. Ve tabii şey, bunun da üzerine biz en güzeli dedim işte Antep kurabiyesiyle süsleriz. Orada da dedim ki işte mutfaktan gelen biri var, o bana söyler, yapar, gösterir. Mutfağa yeni giren biri desek daha iyi olacak ama. Tam çiğ köfte gibi olmuyor. Hayır, gayet iyi gidiyor. Gayet iyi, iyi, evet. Hatta şimdi şey, sana kesme teknikleri yaptıracağım. Öyle mi? Bak onu yaparım. Yapar mısın? Onu yaparım. Tamam, o zaman ben şuradan bir iki tane daha alayım, koyayım. Bunları fırına atmışken hemen şeye geçelim. Ayva tavasına geçelim. Sen biliyor musun şeyi? Aşk elma ile başlar, ayva ile bitermiş. Yok, bilmiyorum. Yok, şöyle aslında. Aşk elma yiyerek başlar, ayva yiyerek biter. Ayvayı yedin, oradan geliyor o zaman. Tamam, buraları toparlıyoruz. Ayva tavası için her şeyimizi hazırlayıp tekrar sizinle birlikte oluyoruz. İyi sık, iyi sık. İyi sıkıyorum. Çiğ köfte gibi oluyor ama. Merhaba. Bu arada Antep fıstıklı kurabiyelerimizi Caner'le beraber fırına attık ve şu anda da bir ayva tavası yapacağız. Ayva tavası. Ayva ne tavası. Var malzemelerde onlara bakalım. Ayvalar var. Ayvayı yemeden. Doğru bunlar bana ait olacak. Ben bir tane ayvayı doğrayacağım. Sonra şunları sen al. Paprikalar. Paprikalarımız var. Onları doğrayacağız. Soğanımız var. Biraz tereyağı ve kuşbaşı etimiz var. Eti ben normalde birazcık buzdolabında yaşlandırıyorum. Yani üstünü kabuklaştırıyorum, kurutuyorum. Neden? Çok güzel. Çok zorlayıcı bir misafir bu nasıl bir şey. Çünkü kabuk olunca suyla yaptığım zaman üzeri iyice tamamen hızlı bir şekilde kabuklaşıyor ve içerisindeki nem kalıyor. Böylece eti yediğinde nemle beraber yiyor. Daha güzel bir şey. Evet, evet. Burada çok ilginç bir şey var. Onu da sana söyleyeceğim. Sen de istersen yavaş yavaş paprikalarına başla. Ben bunlara başlayayım. Et de eğer hani hayvan kesimi sırasında şey olursa, eğer hayvan strese girerse, kolajen dediğimiz bir şey var, tamam mı? Bu yani nasıl diyeyim, kasların içerisinde laktik asit birikiyor, tamam mı? Ve o zaman hayvan strese girdiğinde kesinlikle o et piştikten sonra çok sert olur. Ama eğer hayvan strese girmeden yapılıyorsa, yani kesim hani o şekildeyse, ki bunların değişik değişik yöntemleri var. İşte o zaman o kadar güzel, o kadar yumuşak bir et çıkıyor ki sana anlatamam. Wow, senin tekniğin bayağı iyi. Evet, gerçekten... şefim öğretmişti. Ben de bu arada etleri suda yapıyorum. Bu sesi seviyorum. Hem bunu hem bunu. İkisini birden duyuyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor, evet. Ben de buradan elimi kesmediğim sürece sıkıntı. Ama artık kesmiyorum. Hiç kesmedim o günden sonra. Süper. Evet. Gerçekten bravo. Şimdi sana başka bir şey daha söyleyeceğim. İnceliği iyi mi? Mükemmel. Mükemmel. Tamam. Harika gidiyorsun. Sonra senden... Onu bitirince, yani bir tane daha kestikten sonra sirkeyi uzatabilir misin bana? Elma. Elma, evet. Neden elma biliyor musun? Neden? Çünkü... Ayvayla güzel oluyor. Evet, doğru. Ayvayla güzel oluyor. Ayrı mesele. Ama elma nötr. Yani üzüme göre, üzüm sirkesine göre nötr. Biraz da altını açayım. O yüzden güzel gidiyor. Ve o kolajen dediğim yapıyı iyice...
şey yapıyor. Parçalıyor ve daha yumuşak oluyor. Daha yumuşak olmasını sağlıyor. Tabii birazcık piştikten sonra koyuyorum. Ona dikkat ediyorum yani. Vay, gerçekten kızın gayet iyi yani. Hiçbir şey kaybetmemiş. Bıçak güzel ama. Bıçak güzel. Evet yani. Bir tane daha mı doğru? Bir tane daha doğru. Bıçak bizim için en önemli şey şefler için. Birazcık sirke koyuyorum. Ve şu tarafa atabilir misin? Teşekkürler. Tuzumu da koyuyorum. Bizim için hakikaten bıçak neredeyse sağ kolumuz. Değil mi? Şimdi Caner'e diyorum ki bıçağını getir. Ben yine bıçağımı unuttum. Ben de vermek istemiyorum bıçağımı. Ama bunları bıçağımı taşımak da sıkıntılı yani. Evet. Düşünsene. Ben o federal binaya girdiğimi anlatmıştım ya sana. Burada evet. Da anlatmazsın onu. Yani gerçekten öyle. Bunların değişik bir kılıfları var. Hatta şurada bulursam göstereceğim. Onlarla beraber taşıyabiliyorsun yanında. Var aslında. Çantam da var ama. Beyim. Siz ben görmedim. Ben başladım. Evet, küçük yollu başladım yani. Çok güzel. Peki dizide nasıl gidiyor şey? Gayet iyi gidiyor. Dizi de iyi gidiyor. Evet. Yani çok huzurlu, mutlu bir setiz. Geri dönüşümler de çok güzel. Gayet iyi, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tabii bir oyuncu için bundan en güzel fazlası şey zaten. Daha ne olsun yani. Annem sizin dizinin hastası yani. Anne nasılsın diyorum. İşte hemen aramızda kalsın da başlıyor anlatmaya. O yüzden anneme nasılsın demen yetiyor yani. Şimdi nasıl? Bu arada mı? Tamam. Süper. O zaman senden şey rica edeceğim. Şunun içine birazcık su koy, birazcık da tuz koyarsan ben de ayvaları bunun içerisine atacağım. Bu arada sonra da şeyleri koyacağız. Hepsini kapyaları. Mi? Evet evet, bayağı bir koy şuraya kadar. Şey olmasın. Tamam. Şimdi biraz tuz onun içine. Ne kadar? 2 çay kaşığı yetecek. Evet. Hatta şununla da karıştırabilirsin. Ben de ayvaları içine atabilirim. Bundan sonra da şey yapacağım. Bu da aslında yine Güneydoğu bölgesine ait yemek. Ha? Evet. Öyle mi? Gerçekten. Bugün hep oradan gidiyoruz diyorum ya. Sana has bir bugün mutfak güneyliyiz. Yaptık. Sana has bir mutfak yaptık. Evet. Peki şuradan şöyle. Bu aslında ayva da serttir ha. Yani içi. Şimdi şuradan keselim. Buralarını da alıyorum. Ve şunları küçük küçük doğrayabilir misin? Tabii ki. Tamam. Ama dikkat et. Bunun içi bayağı serttir yani. Hmm. Çok güzel. Şöyle alıyorum. Ben de bunu küçük küçük doğru. Yine etime de dikkat ediyorum aynı zamanda. Sirkemi koydum. Şimdi onunla beraber üzüm pekmezi koyacağım. Üzüm şekerinden. Pekmezi. Evet. Çünkü normalde karamelize olmasından yararlanıyorum ben. Ve karamelize olduğu zaman da lezzeti daha fazla oluyor. Yani pişmesine yardımcı oluyor. Çünkü ısıyı arttırıyor şeker. Küçüklüğü iyi mi? Küçüklüğü süper. Harikasın. Tamam. Evet. Sonra o doğradıklarını tuzlu suya atarsan seviyorum. Sana biraz daha veriyorum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Haydi biraz tempo. Geçen gün bir tane yine şirket eğitimine katıldık. Herkes ayrı bir şey yapıyor. Aslında sizin sete de gelmek lazım. Ya gelin. Gelelim. Bir gün gelelim. Herkese ayrı bir şey yaptıralım. Yemek. Nasıl? Yani vakit bulabilir misiniz bilmiyorum. Sanmıyorum. Orada sadece hadi biz yiyelim derler herhalde. Evet, evet. Güzel yiyoruz ama ekipçe. Öyle. Tamam. Nasıl gitti? Tamam. O zaman şunları alayım ben. Paprikaları bu arada koyuyorum. Elimle güzelce. Biraz tereyağı. Hiç kaçırmayalım. Ya insanın yanında bir gerçekten sağ kolumuz ne kadar güzel. Yamak olunca iyi olur. Estağfurullah, olur mu artık? Eskiden de o yamak. Hayır. Eğitimden öyle. Sonra, eğitimden sonra öyle bir şey kalmadı. Yani şu anda kalmadı yani. İyi, şefimden geçeri de aldım. Tabii öyle. Şimdi böyle yine Caner doğruyordu. Ben de o gün
Sizin oradaydım yani. Evet, sete yardıma geldi Deniz. Yemekler için. Sonra şeyde, bölümde şöyle. İlk bölüm ama değil mi? İlk bölümde, ilk, evet. İlk bölümde. Hatice Hanım diyor ki, Hatice Memiş'ti Memiş, değil mi? Yönetmenimiz. Yönetmeni Caner Bey. Böyle şey diyor. Ya Caner bırak soğanları kesmeyi diyor. Ama Caner böyle o kadar kaptırmış ki kendi soğanları. Bak ama şuradaki doğru işi var falan şeklinde. Tabii bütün diyaloglar sıfır ama yani. Evet ama o inanılmaz bir konsantrasyonda soğanları doğruyor deli gibi. Sonra kadıncağız böyle dedi. Caner bırak soğan doğramayı. yeter soğanlar. Ha, evet yeter soğanlar falan dedi. Çünkü ortak böyle herkesin gözler yavaş yavaş yaşarmaya başlamış şekilde. Ama şimdi soğan doğrayacak bizim için. Ben şuradan ayvalarımı alayım. Tamam. Evet onları da. Herhalde bu kadar hayvan yetişecek gerçekten. Şunları o zaman ben alayım. İnce mi doğrayayım? İnce, nasıl istiyorsan. Özgün çalışıyoruz. Tamam. Evet, birazcık sıcak su koyuyorum. Biz genelde yağı çok az kullanıyoruz. Hop, sıcak. Yani suyla her zaman haşlıyoruz. Çünkü sağlıklı beslenmek bizim için en önemli şey. Evet, açalım. Aralarda oluyor. Güzel. Sonra pekmezimi koyacağım. Şunları kaldırıyorum o zaman. Hiç bilmeyeceğim. Harika. Evet, şimdi... Peki bundan sonraki şeyimiz ne biliyor musun? Pirinç çorbası yapacağız. Pirinç çorbası? Evet. Çok evet. Severim. Çok güzel oluyor gerçekten. Buradaki amaç gerçekten soğanı çok az öldüreceğiz. Yani sen zaten onu hani keserek iyice küçük hale getirdin. O yüzden ben buradan bunu alıyorum, içerisine atıyorum. Önemli olan soğanı çok az, sadece transküne yapmak. İşte bu kadar. Gerçekten bu yemeğin ismini senin adın verelim. Cin doruk tavası falan. Cin doruk tavası. Niye olmasın ki yani? Havlu yemeği üstüne siliyorum. Her zaman oluyor öyle şeyler. Şimdi biraz pekmez koyuyorum. Koyalım. Koyalım. Ondan sonra başka ne koyuyorum? Ya benim gibi sakar bir insan mutfağa girdiyse herkes mutfağa girebilir gerçekten. Bana dedi ki gerçekten ben sakarım dedi. Ben de hayır dedim. Sadece bazı şeyleri bilmiyorsun. O kadar. Çünkü insan her zaman dikkat ederse bir şeyler öğrenebilir değil mi? Tabii ki öğrenebilir. O yüzden şu anda ise o kadar başarılı ki bana yani tarif bile veriyor telefonu. Ben şöyle şöyle yaptım. Çok lezzetli oldu. Hadi ya. El mesleğini elimden alacak yani adam. Şöyle yapayım. Son demlerine geldik. Bunları birazcık kendi havasında yani hafifçe kaynayacak. Daha doğrusu pişecek. Biz de şuraları toparlıyoruz ve pirinç çorbamıza geçiyoruz. Tamam. Birazdan. Güzeldi. Tatlı yaptık. Antep tatlısı. Evet, Antep kurabiyesi ve onu koklayarak aslında kontrol ediyoruz. Ha. Sana da kokusu geliyor mu burnuna? Biraz sanki pişmeye başladı hatta pişti gibi. Pişti gibi değil mi? Evet. Wow, dikkat et. Sıcak olabilir. Mutfakta her şey düşündüğünüzden daha sıcak, hayal ettiğinizden daha keskin olabiliyor. Wow. Nasıl? Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakalım mı tadını biraz soğusun. Biraz soğusun istersen o kadar sabırsız olmayalım. Birazcık şöyle ittirelim, yanmayalım. Ama dikkat et tamam mı? Evet, bu arada tavamız da olmak üzere ama onu şöyle yan tarafa geçiriyorum. Ve altını da hafifçe açıyorum. Tamam. Bu arada pirinç çorbası yapacağız. Yine Osmanlı saray mutfağında. Hikayesi vardır kesin. Hikayesiz bir şey yok bizde, hikayesi var. İstersen sen bu tarafa geç, ben sana söyleyeyim. Şimdi birazcık et suyu koyuyoruz. Direkt şeyin içine koyalım. Tencereye. Evet, baldo dediğimiz bir pirinç kullanacağız. Yani nasıl diyeyim, yıkayıp ondan sonra kullanabilirsiniz. Bunu da direkt atalım.
pirinçle beraber et suyunu bir bardak da su koyalım. Oradan bir bardak da su alabilir misin? Hı hı. Ondan sonra şöyle istersen üstümü açıyorum ben. Şimdi burada aslında Cemile teyze anlattı bunları bana. Cemile teyze. O Cemile teyzeyi çok seviyorum. Sen tanışmadın aslında. Yok, tanışmadım. Tanışırsın. Şimdi bir gün işte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazıyormuş bu. Kapağı kapatabilir misin? Ve çok ilginç. Diyorlar ki seyahatnamesinde bu ta Kanuni zamanında İbrahim Paşa'nın düğününde At Meydanı diye bir yer var. Orada yapılıyor bu pirinç çorbası. Ama yani sofra zaten o kadar çok şeyle donatılıyor ki bereketine inanılıyor pirinç çorbası. O yüzden ben dedim ki sen de programıma geliyorsun bari bereketiyle. Bereketli olsun. Bereketinle geliyorsun, ona dikkat edelim diye. Şimdi zerdeçal kullanıyorum. Hı hı. Zerdeçalı çok hafif azar azar dökeceksin, tamam mı? Çok hafif, evet. Zerdeçal yerine biz yeterli şey de kullanabiliriz, safran. Ama safran bizde birazcık pahalı. Hmm. Halbuki endemik bir bitki ama yani sadece Türkiye topraklarında yetişebiliyor. Hiç böyle ilaçlama yapmadan. Safran mı? Safran. Aha. Çok ilginç değil mi? İlginç, evet. Evet. Hatta öyle endemik olan nohut da var, biliyor musun? Nohut. Endemik bir bitki. Mardin taraflarında. Ondan sonra Türkiye'de badem. Her şey yetişiyor ama değil mi? Yani? Aynen. Her şey yetişiyor ama maalesef biz kapamıyoruz bunu yani. Bu baklava işine benziyor. Yani orada tepineceğim yani. Şu gitti Yunanlar kaptı ya o yüzden. Şimdi gül suyu. Osmanlı Saray Mutfağı'ndanız dedi ya. Çok azıcık koyuyoruz yine. Gül suyunu da koyuyoruz. Burada az dedim hepsini döktü. Azıcık vardı içinde. Evet, o yüzden hiç sorun yok. Burada o kadar güzel kokuyor ki. Osmanlı Saray Mutfağı değişik böyle kültürlerin karışmasından oluşmuş mutfak. Biraz altını açabilir misin? Hı hı. Ve yeterli mi? Bakayım. Evet, yeterli. Şey, bir tane spatula ile karıştıralım şimdi. O kaynasın. Spatulamız orada. Gördünüz mü benim ilk programımdaki gibi. Şuralarda bir yerde bir spatulam oldu. Bu mutfağı kim kurmuş acaba? Bizim arkadaşlar. Ama öyle değil. Benim şuralarda bir şeylerim var şeklinde. Evet. Şu anda gerçekten rengi çok güzel. Bir sarımsı turuncu hardal rengi oldu. Hakikaten öyle. Ve aslında bu renkleri özellikle söylemek istiyorum. Renklerin insanlara göre şeyi var, biliyor musun? Mesela seninkini analiz edelim. Edelim beraber. Şimdi bazı insanlar kırmızı oluyor. Bazı insanlar yeşil, bazıları mavi, bazıları sarı. Ne anlamda? Mesela işte bir arkadaşınla karşılaşıyorsun. En çok neye dikkat edersin? Önce bir selamlaşma, sabah hani selamlaşma, hatır sorma gibi şeye mi? Yoksa hani direkt ya bana şunları vermelisin işte iş konusunda hızlıca netleşmeye mi dikkat edersin? Yani önce selamlaşmayı tercih ederim. Tercih edersin. Tamam, bunu hemen bir not olarak düşüyoruz. Ben de sana söyleyeceğim. Peki diğer soruda da şu kısmında çok eminim. Çok enerjiksin. Böyle gerçekten o güzel enerjini ekrandan herkes hissedebiliyor. Yani direkt bak. Öyle mi? Ya evet. Hatta böyle şey televizyon programı gibi çıkabiliriz ekrandan. Tadar mısınız falan şeklinde. Bu da, bunu da bir kenara koyuyoruz. Koyalım. Tamam. Şimdi ne dedik? Hatır soruyor. İyi bir şey. Direkt iş odaklı değil yani. Sonra işte enerjisi çok yüksek bir insan. Bunu da çok güzel yansıtıyor. Teşekkür ederim. Onu da bir kenara koyduk. Başka hemen söyleyeyim. Düzen. Düzenle aran nasıldır? Oo, çok düzensizim. Ya dağını çok dağınıklıdır. Ama senin dağınıklığını ben biliyorum. Tatlı bir dağınıklık senin. Ya evet. Öyle evet. Şey değil. Böyle her şey aradığını bulamayan değil. Her aradığını bulan dağınıklıklar. Evet. Zor bulan değil. Yok ya, ben biliyorum, ben seninle çalıştım yani, o yüzden şeyi biliyorum. Bu da güzel. Bu arada birazcık sütümüzün tamamını koyalım istersen. Tamamını koyuyorum. Evet.
Gerçekten insanın sol kolu olması burada da çok avantajlı oldu. Bütün işleri bana yaptırıyor yalnız. Ya biraz önceki ayva şeyinde oldu biliyor musunuz? Şimdi ona tuz döktürdüm, su yaptırdım ya sen hani şey gibi hani sen şunları yap falan gibi oldu. Ama tek başıma olsam o ayvaları doğradıktan sonra içine koyacaktım. Şimdi iki kişiyiz orada biri doğruyor, hızlı geçti, bir sorun yok. Tamam. Hafif renk sarardı, uçuk sarı oldu. Bu da çok güzel. Sonra son bir soru o zaman. Şimdi sordum, sarıyı sordum, maviyle ilgili sordum. Tamam. Geri kalan her şeyi sormuşum. Tamam, şimdi rengini söylüyorum. Söyle. Sarı ile yeşil arasında bir insansın. Ne demek bu? Gerçekten insan ilişkilerine değer veren, hak geçirme gibi öyle şeylere yani çok dikkat eden gruba veriliyor. Arkasından da çok yüksek bir şekilde insanları böyle enerjinle toplayıp liderlik yapan kişilere sarı ve yeşil veriliyor. Mesela ben kırmızı ve maviyim. Kırmızı ve mavi. Evet. Peki iki renk mi oluyor? Hani sarı ve yeşil. Sarı ve yeşil yani işte birbirine yakın renkler oluyor. Hı. Kırmızı mavi çok uç iki renk oluyor. Sensin o. Bu ben oluyorum. Burada mesela şey direkt iş konuştuğun zaman günaydın diyeceksin. Caner bugün geliyor musun? Programa geliyor musun? Direkt gel. Adama başka nasılsın, iyi misin? Yani bugün enerjin yerinde mi yok? Programa geliyorsun değil mi? Bana söylemiştin mi? Söz vermiştin. Bu olunca kırmızı oluyorsunuz. İş odaklı. Mavi de her şey fazla düzenli olacak. Hmm. O biraz... Evet ters. O da ters benim için yani. Benim için. Çok düzenli ne bileyim. Değil mi? Değil mi? Ya, biraz dağınıklık iyidir. Evet, üretkenliği öldürüyor aslında çok düzenlilik. O yüzden ben yani Caner'in renklerini çok beğeniyorum. Çorbayı da o yüzden öyle yaptım. Sarı yeşil. Sarı yeşil. Keşke rengini gösterebilsek çorba. Gösterebiliyor muyuz? Harika. Görebiliyor musunuz? Şöyle bakalım. Çok güzel bir sarı oldu çünkü. Gerçekten öyle oldu. Azıcık içine tereyağı koyacağım. Ve evet. Tereyağımı da son anda koydum. Çünkü söylüyorum. Yağ böyle yanmayacak. Yanmadı da. O bizim için bir avantaj. Ve son anda koyduğumuz için. Ayrıca mesela Antep fıstığında da öyle. Doymamış yağ oranı o kadar yüksek ki. Yani nedir bu? Böyle ha bu arada balı unutmayalım. Çenem çok ama azıcık, çok çene azıcık. Tadacağım yani bilmiyorum Deniz. Avantaj. Şey, bu yağ kısımlarını sana anlatacağım aslında. Senin de ilgini çekebilir. Bu doymamış yağ dediğimiz şeyler hani vücuda girdiğinde bir şekilde antioksidanlarla bu arada bal koyduğu çorbamızın içine antioksidanlarla beraber bağlanıp vücuttan atabildiğimiz yağ grubu oluyor. Bir de trans yağlar var. Onları hiçbir şekilde vücuttan atamıyoruz. O yüzden de ben hep şey diyorum, lütfen marketten aldığınız her şeyin o arkasındaki etikete bakın. Yani trans yağ var mı, yok mu? İşte yüzdeleri minicik minicik yazıyor. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü vücuttan hiç atılmıyor yani. Şu kısım trans yağ. Ben çok mu trans yağ acaba? Sen de yok trans yağ. Nasıl? Pirinçlerde pişti mi? Sanırım. Pişmeye başladı. Pişmeye başladı. Hatta kaynadı. Çok evet. Güzel. Evet. Tamam. O zaman şimdi kısayım güzelce... Altını. Kıs lütfen. Aha. Buraları şöyle toparlayalım. Tadım için tabaklarımızı hazırlayalım ve birazdan... İçine süt koyduk ya onun için. Birazdan yine birlikteyiz. Güzel. Yiyeceğiz ya. En evet, güzel bölüme geldim. En güzel kısmı tamam. Zaten onun için gelmiştin değil mi? Ben onun için gelmiştim. Çalıştırdın beni yani. Ne yapalım? Tamam, şaka yapayım. Şimdi neler yaptık? Önce istersen son bir kez onu... Gösterelim. Gösterelim. Tamam. Sen söyle. Antep fıstıklı kurabiye. Evet. Şöyle gösterelim. Hı-hı. Çok güzel görünüyor. Ayrıca çok güzel kokuyor. Yani bunlardan... üniversite zamanında Adana'da Çukurova işletme mezunuyum. Antepli çok arkadaşım vardı. Gerçekten. Ve anneleri hep bundan gönderildi. Gerçekten. Bize böyle oturur yerdik böyle çıtır çıtır. İşte bu
çok güzel bir şey. Değil mi? Yemek insanı böyle alıp bir yerlere götürebiliyor. Yani evet. Bazen ne bileyim bir şey yediğinizde çocukluğunuza dönebiliyorsunuz. Yani o tat sizi oraya kadar götürebiliyor. Kesinlikle. Zaten bunu arıyoruz. Tadabilir miyim? Lütfen. Nasıl olmuş? Hadi bakayım. Nasıl? Çok güzel olmuş. Benim sıktıklarım daha güzel olmuş. Ya bu ne ego yapalım? Şaka. Ama öyle. Hayır. Neden? Neden? Çünkü erkek gücü. Ha, gerçekten. Çünkü bu kurabiyeyi sıkı yapmak gerekiyordu. İyi sıkmak gerekiyordu ve koyduğunuz zaman o yağ, o şey hani nem içinde kalması gerekiyordu. O yüzden senin yaptıkların benim yaptıklarımdan daha güzel. Çok güzel olmuş gerçekten. Öyle mi? Hepsini yiyecek misin? Yok, yiyeyim de. Diğerlerinden de tadacağız çünkü. Bu çok güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim gerçekten çünkü biz beş duyumuzla beraber tadıyoruz. Ve ayrı ayrı koyayım bari. Aynı tabakta kediler falan olmasın. O beş duyumuzdan da sana eğer o kokuyla beraber o üniversite yıllarını hatırlattıysa ne mutlu bize. Evet ya. Gerçekten bir an böyle duygulandım. Şimdi güzel Osmanlı Saray Mutfağı'ndan olan... Antepli Emine ve Ayşe arkadaşıma bu arada çok selam gönderiyorum. Harika. Onların anneleri çünkü yapıp gönderirlerdi gerçekten bunlardan. Çok böyle güzel. Bir o günlere gittim yani. İşte bu ya, işte bu. Ben sana demiştim, yeşilsin abi. Sarı yeşil. Sarı yeşil, pardon, sarı yeşil. Hatır bilir yani. Gerçekten insan ilişkileri yeşil ve sarı insanlar için çok önemli. Evet, şöyle güzelce şimdi Osmanlı Saray Mutfağı'ndan değişik kültürlerin birleştiği mutfaktan bir pirinç çorbası koyuyoruz. Bu pirinç çorbasının içerisinde neler var? Zerdeçal var, gül suyu var ve hatta ben birazcık biberiye koyacağım. Ne diyorsun? Çünkü o yeşil rengi verelim diyorum. Evet, olur. Makas arıyorum. Makasımı bulamadım ama uçağım var. Ben hemen yapayım istersen. Hah, lütfen, çok sevinirim. Şuradan birkaç tane keselim. Böylece işte yani şey çok seviyorum. Sağ kol, sol kol. Ne yaptın? Bütün biberi alma. Bitkiyi biraz çok az değil mi? Ha, azıcık azıcık. Ha, bir iki tane. Süper. İşte bu kadar. Sonra bunu bir iki pincik atıyoruz böyle. İşte şef atışı böyle oluyor. Süsleme sanatı. Son bir iki atış. Hatta şöyle atıyorsun ve böyle. İşte budur. Ama sen bunu tabii dizide de yapıyorduk. Diziden önce de zaten öğrenmiştin ya, ki. Hayır aslında ben hayatımda hiç mutfağa girmemiştim. Yani ve çok zayıftım mutfakta ki hı-hı, biliyorsun. Hı-hı. Yani Deniz'le çalıştıktan, yani senle çalıştıktan sonra böyle bir mutfağı sevmeye başladım. Yani yemek yapmak böyle keyifliymiş, gerçekten keyifliymiş. Yani o kadar söyledikleri kadar varmış. Var, çok güzel. Çünkü yaratıyorsun, bir şey yaratıyorsun, evet, süslüyorsun. Yani ben... kendi tadına göre yapıyorsun ya da dostlarının tadına göre yapıyorsun. İşte o şey sıcaklığı yakalıyorsun değil mi? Yani yani ilişkileri orada yakalıyorsun. İşte servis ettiğin, hizmet ettiğin tabii, insanın ilişkilerini tabii yakıyorsun. Hani şef choice diyoruz ya, şef seçimi. Aslında karşındakinin neden hoşlandığını bildiğini yani bildiğin evet, şeyi sergilemek gibi. Ve yani ne kadar aşkla yapılırsa hı-hı, o kadar geri dönüyor yani yemek. Evet, bu kısım gerçekten doğru. Değil mi? Sevgi katma diye buna diyoruz evet, galiba. Ama yani Caner hakikaten çok çok ilerledi mutfak konusunda. Çok çok ilerlemedim. Çok ilerlemedim ya daha. Ben seni gördüm. Ben seni gördüm. Ben bir şef olarak bunu söylüyorum. Peki tamam. Ama çok ilerlemedim yani. Sonra ilerledim. Kim daha baskı çıkacak? Evet şimdi tadalım. Önce rengine bakıyoruz tatma kısmında. Gerçekten rengi çok güzel bir sarı. Yeşil onu yani birazcık daha ortaya çıkardık. Benim rengim tam. Tam. Tam sarı yeşil. Sarı yeşil. Kokusu çok güzel. Gül suyunun kokusunu alıyorum. Ve ya bir şey daha var. Zerdeçalın da kokusunu alıyorum aslında. Şimdi biraz tadalım. Çok güzel. Aa güzel. Hı? Güzel. Tamam, pirinç de güzel pişmiş. Hı hı. Gerçekten. Hı-hı. Biz oturup yiyoruz. Biz evet ara veriyoruz bir. Ne olur bu tarifi deneyin. Çok güzel gerçekten.
Sana armağan ediyorum bu çorbayı o zaman. Cin Doruk çorbası. Cin Doruk çorbası. Cin Doruk pirinç çorbası. Osmanlı Saray mutfağından. Yok ya. Niye? Çok güzel. Rengi de uyuyor. Evet, çok güzel. Yiyor yalnız. Başka. Şimdi tavamı, ayva tavası var. Onun için ona geçiyorum. Tamam. Onun için bir tane tabak aldım. Ve bir tane kaşık alıyorum. Evet. Ayvalarım bu gerçekten güzel gözüküyor. Kalan mı? Şimdi. Bunda da aslında bir renk gerekiyor değil mi? Yine bir yeşillik biberiye gerekiyor mi? Değil mi? Biberiye mi koyalım? Bence ayvayla gidecek. Şimdi en güzel kısım burada ayvanın mayhoşluğunu ete vermesi. O yüzden bunu şuradaki otlardan bakıyorum. Dereotuyla tamamlayabiliriz. Bence birazcık dereotundan üzerine serpersek onun böyle mayhoşluğu, dereotunun baskınlığı, hani damaktaki tam o kokusu bile yetebiliyor. Değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Evet, kokusu bile yetiyor. Hatta şurada. Bu şey kısmını. Hepsini temizleyelim. Evet. Harika. Sunum hazır. Gerçekten öyle. İşte bu. İşte bu. Şefin... hep İngilizcesi aklıma geliyor. Tabağı. Evet. Ne durumda? Et güzel pişmiş. Ayvaları kötü doğramışım. Hayır. Ayvaların büyüklük doğranışı çok ideal. Çünkü etin pişme süresiyle ayvaların pişme süresi şey çok böyle mushy olmamış böyle. Yapış yapış olmamış, hafif dirilik var. O yüzden o mayhoşluğu yakalıyoruz zaten. Çok güzel olmuş. Yani mi? Paprikanın da tatlı tadı yardım ediyor. Çok güzel bir uyum olmuş. Değil mi? Ne olur. Et yemeğine dayanamam. Bir Adanalı olarak etin her türlüsünü yerim. Hatırlıyorsun. Beni götürmüştün böyle. Ne istiyorsun? Ve her şeyi donattı ama her şeyi böyle köftesinden ya pirzolasına yani yok yok masada yani benim gibi bir kadın böyle şundan da yiyeyim, bundan da yiyeyim şeklindeyim. Et öyle ama ne yapalım? Doğru. Tabii etle büyüdüm çünkü. Etçil. Etçil. Meyve katmak nasıl geliyor? Kulağa nasıl geliyor? Ayva çok hani yaparken çok böyle bir tereddütlerim vardı. Etin yanında nasıl olacak ayva diye. Ama gayet bence güzel olmuş. Biberler de onu bütünlemiş. Bütünlemiş değil mi? Şey, paprika. Çünkü genelde biz ya mutfaklarımızda pek meyveyi kullanmıyoruz da onun için ben ısrarlı bir şekilde aslında Osmanlı ve Türk mutfağında var. Sadece onu hatırlamamız gerektiği konusunda itiyorum da insanları. Manyak mı diyeceğim. Evet. Peki. O zaman yavaş yavaş... Birazdan nar ekşisi... Gerçekten. Olsaymış bence daha güzel olur. İşte bu. Değil mi? İşte bu. İşte bu. Gerçekten. Evet. Koyabiliriz ve hakikaten yerinde bulur. Nar ekşisi tarifte yok. Ama ayvanın o ekşiliğini biraz daha arttırmamız gerektiği hissi geliyor değil mi? O yüzden. Bu çok çok güzel bir duyum. Tamam. Sen de öylesin. Peki. Sağlıklı beslenmek, mutlu olmayı bilmek ve şükretmek lazım. Çok şükür geldin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.